Feride teyze eskiden evinde sirke ve turşu yapar, pazarda satardı. Son turşuyu kuralı yıllar olmuştu ama evi hala buram buram sirke kokuyordu. Komşuları Feride teyzeyi her gün ziyaret ederdi. Evinin kokusundan hiç rahatsız olmazlar. Aksine çok severlerdi. Hatta aralarında bu eve sirke küpü adını takmışlardı. Komşuları rahatsız değildi de Feride teyze için durum farklıydı. O sirke küpü evinin kokusundan bıkmıştı. O yüzden sabahtan akşama kadar kapı işinde oturup şikayet ederdi. Of of of, yazık bana, vah vah vah, yazık evet, ah ah ah, yazık bana, yazık bana, evet evet. Bir gün bir mutluluk perisi kasabanın üstünden uçarken sirke küpünden yükselen kara mutsuzluk bulutlarını fark etti. Mutluluk perilerinin işi mutsuzluk bulutlarını dağıtmak ve gittikleri her yere rengarenk mutluluk saçmaktır. O nedenle peri hemen Feride teyzenin yanına indi. Parıltılı bir toz bulutun içinde belirip mutluluk şarkısını söylemeye başladı. Mutluluk bir kıvılcım, çak çak çak, çak çak çak, kalbindeki sevinci yak yak yak, yak yak yak. Feride teyze periden ve şarkısından hiç ama hiç etkilenmedi. Aman sana kolay bana zor, halime bak. Ben kokuşmuş bir sirke küpünde yaşıyorum. Hayatım turşuya döndü. Burada nasıl mutlu olunur ki? Ah, ormanda çam kokulu sıcacık bir kulübede yaşıyor olsaydım mutlu olurdum ben de. Ama buradayım işte, bir sirke küpünde, dedi periye. Peri, Feride teyzenin evinin kokusunu alınca ona hak verdi. Bu kokuyla yaşamak zor olmalı diye düşündü. O nedenle Feride teyze için bir dilek diledi. Ve uzaklara uçarken ona şöyle söyledi. Yarın sabah yeni bir hayata uyanacaksın. Ama gözlerini açarken sakin unutma. Mutluluk dışarıdan değil içeriden gelir. Ertesi sabah Feride teyze şan kokusuyla uyandı. Etrafına bakınca gözlerine inanamadı. Yatağın yanında bir soba çıtır çıtır yanıyordu. Sobada bir çaydanlık tütüyor. Çaydanlığın etrafında dizilmiş portakal kabukları kulübeye mis gibi bir koku yayıyordu. Dışarısı ormandı. Sincaplar, geyikler, kuşlar geziniyordu. Feride teyze çok ama çok rahatladı. Derin bir oh çekti ve kulübenin bacasından toz pembe bir mutluluk bulutu yükseldi. Gökte bekleyen peri pembe bulutu görünce çok sevindi. Uzaklara uçup dünyanın dört bir yanına mutluluk saçmaya devam etti. Dört mevsim geçti ve masal bu ya. Tam da 365 gün sonra peri aynı ormanın üstüne geldi. Tabii ki Feride teyzeyi ziyaret etmek istedi. Yalnız kulübeye yaklaşınca bacadan kara bir mutsuzluk bulutun yükseldiğini gördü. Feride teyze kapının eşiğinde oturmuş şikayet ediyordu. Of of of, yazık bana, vah vah vah, yazık evet, ah ah ah, yazık bana, yazık bana, evet evet. Peri çok şaşırdıysa da yine parıltılı bir toz bulutun içinde belirip mutluluk şarkısını söylemeye başladı. Mutluluk bir kıvılcım, çak çak çak, çak çak çak, kalbindeki sevinci yak yak yak, yak yak yak. Feride teyze periden ve şarkısından yine hiç ama hiç etkilenmedi. Aman sana kolay bana zor. Halime bak, evime bak. Koca bir ormanın ortasında yapayalnız yaşıyorum.
çayım var. Komşum yok. Kimse kapımı çalıp kuzine de pişirdiğim sıcak ekmeği yemeye gelmiyor. Ah, şehirde toz toprak olmayan tertemiz bir dairede yaşıyor olsaydım. Üst katta bir komşum, alt katta bir komşum olsaydı. Oh, merdivenlerde, sokaklarda, her yerde gülen yüzler olsaydı. Mutlu olurdum ben de, dedi periye. Peri etrafına bakınca ona hak verdi. Bu kadar yalnız yaşamak zor olmalı diye düşündü. O nedenle Feride teyze için bir dilek diledi ve uzaklara uçarken ona şöyle söyledi. Yarın sabah yeni bir hayatta uyanacaksın. Ama gözlerini açarken sakin unutma. Mutluluk dışarıdan değil, içeriden gelir. Ertesi sabah Feride teyze üst kattan gelen bir patırtıyla uyandı. Gözlerini açınca etrafında aynalı dolaplar ve bembeyaz halılar gördü. Sokaktan, apartmandan insanların neşeli sesleri duyabiliyordu. O kadar rahatladı ki derin bir oh çekti ve penceresinden rengarenk bir mutluluk bulutu göklere ta periye kadar yükseldi. Peri de bulutu görünce sevindi. Ve dünyaya mutluluk saçmaya devam etmek için uçarak uzaklaştı. Mevsimler birbirini kovaladı ve masal bu ya. Tamı tamına 365 gün sonra Peri aynı şehrin üstünde geldi. Tabii ki Feride teyzeyi ziyaret etmek istedi. Ama dairesine yaklaşırken yine tepesinde kara bir bulut olduğunu fark etti. Feride teyze balkonda oturmuş, şikayet ediyordu. Of of of, yazık bana, vah vah vah, yazık evet, ah ah ah, yazık bana, yazık bana, evet evet. Peri çok şaşırdıysa da yine parıltılı bir toz bulutun içini belirleyip mutluluk şarkısını söylemeye başladı. Mutluluk bir kıvılcım, çak çak çak, çak çak çak, kalbindeki sevinci yak yak yak, yak yak yak. Feride teyze tabii ki ne periden ne de şarkısından etkilendi. Bu mutluluk işi sana kolay bana zor. Ta şimdiğimden beri hiç uyuyamadım. Üstteki komşular sabahın köründe pat 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 uyandırıyor. Alttakiler gecenin geç saatine kadar lak 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 uyutmuyor. Sokaktan yükselen araba kornaları yüreğimi hoplattırıyor. Hava kirliği desem beni öksürtüyor. Burada nasıl mutlu olunur ki? Ah, köyde bir villada yaşasam, önde bir bahçe, arkada bir bostanım olsa, domates, fesleğen yetiştirir, onları komşularımla paylaşırım. O zaman mutlu olurum ben de, dedi Peri'ye. Peri etrafından gelen sesleri dinledi. Feride teyzeye hak verdi. Cadde çok gürültülüydü. O nedenle Feride için bir dilek daha diledi. Ve uzaklara uçarken ona şöyle söyledi. Yarın sabah yeni bir hayatta uyanacaksın. Ama gözlerini açarken sakin unutma. Mutluluk dışarıdan değil, içeriden gelir. Ertesi sabah Feride teyze kuş sesleriyle uyandı. Yatağından kalkıp heyecanla yeni evini gezdi. Kocaman, üç katlı bir villadaydı. Ön ve arka bahçesi genişti. Kendisine bir çay yapıp hemen bahçe işlerini koyuldu. Çalışırken öyle mutluydu ki farkında olmadan Peri'nin şarkısını mırıldanmaya başlamıştı. Mırıldandıkça etrafına rengarenk bir mutluluk saçılıyordu. Peri bunu görünce uzaklara uçtu. Artık Feride teyze ile işinin bitmiş olduğuna emindi. Mevsimler geçti ve masal bu ya.
Tamı tamına 365 gün sonra Peri yine Feride teyzenin köyünün üstünden geçiyordu. Feride teyze villanın merdivenlerde oturmuş, alnındaki teri silerek yine şikayet ediyordu. Of of of, yazık bana, vah vah vah, yazık, evet, ah ah ah, yazık bana, yazık bana, evet evet. Peri buna o kadar ama o kadar çok şaşırdı ki. Hiç toz saçmadan, şarkı bile söylemeden Feride teyzenin yanında indi. Feride teyze ise onu gördüğünde şaşırmamıştı. Pericim, seni bekliyordum dedi. Bak, bu ev çok büyük. İşi hiç bitmiyor. Sabahtan akşama kadar süpürüyorum, siliyorum, yoğuruyorum, pişiriyorum, ekiyorum, biçiyorum. Çay içmeye bile zaman bulamıyorum. Ama düşün, bir çözümü var. Bana bir saray yap. Sarayımda her işime yetişen birileri olsun. Yemeğimi yapan bir aşçı, etrafı silip süpüren bir temizlikçi, sebzelerimi yetiştiren bir bahçıvan olsun ki ben de sonunda biraz mutlu olayım. Peri biraz düşündü. Gözlerini kapattı ve bir dilek tutup uzaklara uçtu. Bu sırada Feride teyze kendisine bir çay koydu ve gülümsedi. Yarın ne olacağını bildiğini zannediyordu. Ama ertesi sabah yatağına kahvaltı getiren bir hizmetçi tarafından uyandırılmayı beklerken çok tanıdık bir yatakta çok tanıdık bir kokuyla uyandı. Eski sirke küpündeydi. Peri ise yatağının ucunda bekliyordu. Ona bir şarkı söyledi. Mutluluk evden gelmez, yok yok yok, yok yok yok, eşyalar da veremez, yok yok yok, yok yok yok. Bir tek gönülden geçer, görürsün, görürsün, kalbini aç hissedersin, mutluluğu ve sevinci. Peri şarkısı biter bitmez uzaklara uçtu. Feride teyze çok üzülmüştü. Mutluluk perisi bana bunu nasıl yapar? Hani sarayım olacaktı? Diye ağladı. Yatağından kalkınca yıllardır yakmadığı sobaya gözü ilişti. Tıpkı orman kulübemdekine benziyor diye düşündü. Sobayı yaktı. Sıcacık olduğunda üstüne bir çaydanlık ve birkaç tane de portakal kabuğu koydu. Evi artık mis gibi kokuyordu. Ortalığı silip süpürdü. Sonra da etrafına bakıp "Ah, tertemiz oldu. Tıpkı şehirdeki dairem gibi." dedi. Pencere kenarında duran saksıdaki domateslerle fesleğeni fark etti. "Ah, tıpkı Vilam'ın bahçesindekiler gibi." dedi. Fesleğenden birkaç yaprak kopardı. Yanına da birkaç domates doğrayıp bir bardak çayla sofrasına oturdu. Tam o sırada kapı çaldı. Komşunun oğlu Mehmet gelmişti. Eskiden her gün taze pişirdiği tereyağlı ekmekten yemeği uğrardı. "Hoş geldin Feride teyze. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nerelerdeydin?" diye sordu. Feride teyze ona da bir tabak hazırladı. Birlikte kapının önünde çıkıp kahvaltı ettiler. Feride teyze Mehmet'e maceralarını anlatırken döndüğünü duyan komşular elleriyle yiyeceklerle bir bir onlara katıldı. Hikayesini bitirdiğinde sofra kalabalıktı. Mehmet, Feride teyze, şimdi mutlu musun? Diye sordu. Feride teyze çayından bir yudum aldı ve sofrasında toplanmış komşulara baktı. Birden karnında bir şey hissetti. Simsıcak bir şey yanıyordu sanki. Şüphe yoktu. Bu bir kıvılcımdı. Bir mutluluk kıvılcımıydı. Evet Mehmet, artık mutluyum.
Feride teyze Mehmet'le ve komşularıyla birlikte Peri'nin şarkısını söylemeye başladı. Yukarıdan onları izleyen Peri, neşeli sesleri duyup gökteki rengarenk ve parıltılı mutluluk bulutlarını görünce artık bu eve uğramasına gerek olmayacağını anladı.